Selam gençler, kardeşiniz Berkay konuşuyor ve benim oğlum Tyson. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Bugün günlerden cuma, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece. Neredeyim arkadaşlar? Evden çıktım, yani Beylikdüzü'nden çıktım. Şimdi ne yapıyoruz? Sıla yoluna başlıyoruz arkadaşlar. Tek başımıza sıla yoluna başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yakıt alacağım. Ondan sonra görüşürüz. Hadi bakalım devamı. Detayları açıklayacağım size. Hadi bay bay. Kardeşlerim herkese selam. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Tanıt bakayım kendini. Ben Muhammed Ali Pekşen. Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz şu anda? Şu an Büyükçekmece Mimar Sinan İstanbul'dayız. Aynen. Nereye gidiyoruz kanka? Şu an Almanya. Arkadaşlar yola çıkacağım şimdi. Edirne'ye doğru, Kapıkule'ye doğru. Mami ile tanıştık burada. O da kız arkadaşı Alman değil mi? Evet. Almanya'da. Almanya, o da yakında Almanya'ya geliyor. En mantıklı şey sence ne? Yani Almanya'ya gidip orayı kullanıp buraya gelip krallar gibi yaşamak. Vallahi öyle. Ama hangi yoldan gitmek? Evlenerek ya gitmek. Evlenerek başka gitmek. Türlü çalışmak için, gitmek için bayağı bir servetin olması gerekiyor. Aynen. Onun haricinde bir de öyle gidilebilir mi sence şimdi? Yok. Öyle sana rahat, ben hiç şey yapmıyorum. Çıkıp gidemezsin. Ya da sana birisi iş buldum gel sence mesela. Yani senin düşüncen ne kanka? Kolay kolay girebileceğim bir yer değil. Ukrayna gibi kimliğini alıp girebileceğim bir yer değil. Disiplinli bir yer ve aynen, Türksün ve zorluk çekersin yani orada. Aynen. Ama dediği gibi evlenerek en kolay yol. Aynen, direkt oraya bir yarım vatandaş olarak girersin. Hem senin hem ailenin hayatı kurtulur. Aynen, çoluğunun çocuğunun. Tertemiz abi. Takılırsın. Kaçıyoruz aynen, biz Mami. İyi tamam abi, görüşürüz. Abone olsunlar mı kanka? Abone olun. E hadi bakalım. Beğenmeyi unutmayın bu arada. Yok kanka, beğenmesinler. Abone de olmasınlar da faydalı olalım. Doğru. Ha, şimdi bir faydası gerekiyor. Aynen. Şimdi arkadaşlar Kapıkule'ye geçeceğim. Mami ile ufak bir sohbet yaptık. Sağ olsun yakıtımızı doldurduk. Evet. Şimdi ufak ufak kaçacağız. Tyson da burada, görüyorsun. Değil mi Tyson? Tyson'ımla kaçıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım devam edeceğiz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi Kapıkule'ye bir 6-7 kilometre kaldı. Size buraları da göstereyim şöyle. Normal bir gidiyorsunuz. Yavaş yavaş artık. Yani sınıra geldik arkadaşlar. Türkiye sınırına geldik. Birazdan Allah izin verirse sınırdan çıkacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Yani bu şekilde devam arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani bu şekilde devam arkadaşlar. Şimdi Bulgar'a girmeden ne yapacağım? Benzinimi fulleyeceğim. Şu anda yarı depoda. Zaten 200 liralık almıştım. Yani bir 500 kilometrelik falan vardı. Şimdi geldik buraya. Yani yarı depodan biraz bir tık daha düştü. Şimdi gidiyoruz. Yavaş yavaş Kapıkule'ye gideceğiz. Daha sonra Bulgar tarafına geçeceğiz. Bakalım oralarda nasıl olacak. Onları da göstermeye çalışırım size. Yani yoğunluk var mı yok mu şu an hiçbir şey bilmiyorum. Araba zaten boş. Hiçbir şey yok. Arkada bavullarım var. İç içe koydum. Bir tane kahve makinesi var. Zeytin var. Kendi bahçemizden. Zeytinyağımız var. Tansiyonum zaten yatıyor benim oğlum. Onu da yanıma yaptım böyle arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bakayım ne kadar kalmış. Arkadaşlar çok az kaldı. Orada zaten bir durup test falan yaptıracağım. Orada da ufaktan görüşürüz. Daha sonra yola çıkacağız. Hadi bakalım devam. Gençler herkese merhaba, kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şimdi Bulgaristan'dan geçtim arkadaşlar. Hiç kontrol falan yapmadılar. Yani bagajı bile açmadılar arkadaşlar. Öyle üstün körü baktılar. Adam tişörtümü beğendi. Bu kazağımı beğendi. Aa komşu dedi, çok güzel. Komşu demedi ya. O ne? Dostum dedi. Dostum, kazağın çok güzel dedi, rengi falan. Teşekkür ettim. Şimdi çıktım arkadaşlar Sofya yönünde. Bir tane abiyi takip ediyorum. Şu an Sofya tabelasını gördüm. 200 kilometre sonra Sofya'dayım. Devam ediyorum arkadaşlar. Yolculuk çok güzel gidiyor. Yollar falan çok güzel arkadaşlar. Yani Tyson'im de uyuyor gördüğünüz gibi. Allah'ımıza şükür olsun. Ufak ufak gidiyoruz yani. Yorulduğumuz yerde dinleneceğiz tabii ki de. Bir tane Almanca abi var. Gene gurbetçi abi var. Bulgar vigneti alırken ona dedim, abi dedim seni takip edeyim, ben karıştırırım falan gibisinden. Hani güç oluyor önde birinin olduğunu bilmek. Güç oluyor. Allah razı olsun. O da
eşiyle hanımıyla gidiyorlar herhalde. Sağ olsun yani, çok güzel oldu. Hadi bakalım, yolculuğumuz devam ediyor. Sıla yolu dönüş yönü arkadaşlar. Bulgaristan'dan, Türkiye'den çıkış, Bulgaristan'a giriş yaklaşık 6 dakika falan sürdü. Bunu da söyleyeyim. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Evet gençler, yolculuğumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi Sofya'ya doğru gidiyoruz. Yani yollar güzel. Harika. Bakın. Sofya. Şu öndeki abiyi takip ediyorum arkadaşlar, Passat'ı. Bütün navigasyonlarım açık. Ama yine de takip ediyorum yani, iyi oluyor. Güzel yani arkadaşlar yolculuğumuz. Vallahi süper. Bayağı bir fabrika falan var. Şöyle göstereyim size. İnsanlar şimdi işe gitmeye başladı herhalde arkadaşlar. Yollar bayağı bir yoğunlaştı Bulgar abilerden. Fena yani. Fena. Hadi bakalım, devam ediyoruz gençler. Günaydın. Saat şu an 5.45. Burada 6.45 yani Sofya'da. Hadi bakalım. Hadi devam. Devam arkadaşlar. Sofya'nın otobanları. Yani Bulgaristan'ın otobanları arkadaşlar. Vallahi ben beğeniyorum. Ya yolculuk iyi. Bakın her yerde dinlenme tesisleri falan var. Her yerde durup dinlenebilirsiniz yani. Uyuyabilirsiniz. Kafanıza ne eserse. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Arkadaşlar yani öyle çok yani abartılacak demeyeyim de, tabii o göreceli bir şey. İnsan, her insana farklı gelebilir yani yollar. Ya, hani bir yoruculuğu bir şey yok. Yani dediğim gibi Bulgaristan'dan, hani Türkiye'den çıkıp Bulgaristan'a girip Bulgaristan'dan devam etmek yani bir 6 dakika 7 dakika sürdü. Yani Sıla yolu grubunda bayağı bekleyenler oluyordu ama ben biraz erken çıktım. Yani saat 1 gibi falan evden çıktım. 4 gibi, tabii 3.30 4 gibi Kapıkule'de oldum arkadaşlar. Yani iyi yani yolculuk. Hiç şeye falan da bakmadılar vallahi. Bavula. Söylemiştim zaten. Yolculuğumuz devam ediyor. Hadi bakalım. Devam arkadaşlar. İstikamet Almanya. Bakalım kaç kilometre? 2000 kilometremiz kalmış. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Bay bay. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Bulgar'dan çıktık. Sırbistan sınırı arkadaşlar. Bakın. Bulgaristan sınırı arkada. Hemen Sırbistan sınırı da burada arkadaşlar. Burada da kontroller falan var. Şey falan yapıyorlar işte. Arama falan yapıyorlar. Fazla bir şey varsa işte, ne bileyim, değişik şeyler varsa onları falan şey yapıyorlar. Yani böyle arkadaşlar, böyle yavaş yavaş ilerliyor. Hızlı geçtik vallahi, hiç şey olmadı. Yani hızlı. Güzel şekilde. Tabii ki de adamlar arama falan yapacak. Yani yapacak bir şey yok. Adamlar bakacak abi, ne yapıyor ne ediyor. O yüzden şimdi buradayız. Sırbistan kapısı, gümrük kapısı arkadaşlar. Buradan sonra da işte devam ediyoruz. Hadi bakalım. Allah yolumuzu açık etsin. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Sırp şeyinden de çıktım. Vallahi hiç aramıyorlar beni niyeyse ya. Adamlar beni sempatik buluyor herhalde. Hiç aramıyor vallahi. Şimdi arkadaşlar Sırbistan'dayım. Sırbistan'a geldim. Bakın burada da böyle Türk yerleri var. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum. Bunlar Türk yerleri arkadaşlar. Buralarda kalabiliyorsunuz. Konaklayabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi öndeki bir amcayla tanıştık. Allah ondan razı olsun. Yollara onunla gidiyorum. Devam. Hadi bakalım, devam. Saat kaç oldu? Saat 9'a çeyrek var arkadaşlar. Hadi bakalım. Nice'e gidiyoruz. Nice üzerinden gidiyoruz Almanya'ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bu şeye girdik ya, Sırbistan'a. O arkasından takip ettiğim amcayla anneyi şimdi durdurdular. Yani hani Sırbistan'a girdikten sonra, paralı otobana girmeden önce arkadaşlar. Yani bakın ileride görülebiliyor mu? Görülmüyor tabii. Ben de şimdi onları bekliyorum. Ayıp olmasın.
Yani birlikte gidiyoruz. Gitmek olmaz şimdi. Bekliyorum arkadaşlar. Bir şeyler soruyorlar herhalde. Bilmiyorum ki şeylerini falan mı arıyorlar? Ne yapıyorlar? Gümrükte aramadılar. Burada mı sol yani şey gümrük yapıyorlar? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani böyle durumlar da var yani. Haberiniz olsun yollarda. Hani beni çevirseler daha şeydi yani. Sonuçta tek bir adamım yolda ama onları çevirdiler. Ben de şimdi bekliyorum. Ekmek arası yapmıştı annem. Onu yiyorum arkadaşlar. Tyson'a da biraz sosis verdim. Değil mi oğlum? Aferin benim oğlum. Arkadaşlar ilginçtir. Yani Sıla Yolu grubunda okuduğum şeyler. Yok yalnız gidince seni didik didik ararlar. Yok bilmem ne yaparlar. Valla ne Bulgar'da aradılar. Ne işte şeyde aradılar. Bu Sırbistan'da aradılar. Ne Bulgar çıkışında aradılar. Ne girişinde aradılar. Ne burada aradılar. Yani hiç anlamadım gitti ya valla. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Yolculuk çok iyi gidiyor. Sırbistan'a girdik. Şimdi Sırbistan küçük tahmin ediyorum. Ya bu da yani bir 3 saatte falan biter arkadaşlar. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım Sıla Yolu 2020 Kanburu ailesi Berkay devam ediyor arkadaşlar. Buralar çok güzel. Yani şu şuraları falan görmeniz lazım arkadaşlar. Yani o yollar, o patikalar, o evler yani buralarda yaşamlar var. Harika, harika, harika arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bay bay. Yani arkadaşlar ben anlamadım gitti. Yani harika bir yol gidiyor. Allah'ıma şükürler olsun. Daha şu an hiç yorulmadım. Bir sabahleyin böyle bir ağırlık çöktü. Ama Allah'a şükür hemen bir mola verip el yüz yıkama, kafa yıkama seansından sonra buz gibi suyla kendime geldim arkadaşlar. Şu an o kadar güzel yerlerden geçiyorum ki Sırbistan'ın. Yani inanılmaz ya. Vallahi şu an Piro tünellerinden geçiyorum. Hadi size oraları göstereyim. Arkadaşlar burası da Piro tünelleri diye tahmin ediyorum. Gelirken de buradan girmiştik. Çok güzel. Ya çok harika arkadaşlar ya. Bakın burada mesela şey var. Bir yaşam alanı var ama göremiyorsunuz herhalde. Hadi bakalım şimdi karanlık olacak. Devam ederiz birazdan. Bay bay. Gençler herkese tekrar merhaba. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şimdi Sırbistan'da bir mola verdim. Biraz böyle gözlerimi kapattım. Bir içecek aldım. Cips aldım kendime. Şimdi bir yarım saat, bir saat işte öyle uzandım arabada. Yani biraz vücut yerine gelsin diye hareket ettik. Ondan sonra şimdi yola devam arkadaşlar. Sırbistan'dayım. Sırbistan'ın ortalarındayım. Yani bir iki saate falan Sırbistan'dan çıkacağım Allah izin verirse. Sonra öbür ülkeye dalacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yollar falan bomboş. Yani güzel her zamanki gibi. Ya inanın çok keyif alıyorum ben. Ya başkaları sever mi uzun yol? Ama ben seviyorum abi. Çok güzel. Yani görsel bir şölen. Yani yapılar, ağaçlar, bitkiler vesaire vesaire harika yani. Ya herkes bu şeyi yaşamalı diyorum. Şimdi tek gidiyorum ya. Biraz daha böyle buruk oluyor ama Nesli ile Lito evde beni bekliyor. Tyson'ı bekliyor. Tyson da yanımda. Arkadaydı. Nerede? Anlatabilir şimdi. Yatıyor. Onun da şimdi çişini kakasını yaptırdık. Oh o da rahatladı benim oğlum. Şimdi bakacağım arkadaşlar. Kastırırsam giderim. Yoksa girerim bir yerde uyurum. Bakacağım yani duruma göre. Yani seçenekler bol. Ama bakayım ne zaman gösteriyor. Aynen. Yani biraz kastırsam arkadaşlar. Bu gece bir de falan evde olurum. Ama çok da şey yapmak istemiyorum. Bakacağız yani. Duruma bakacağız. Değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi yollardayım. Vallahi yollar falan harika. Çok böyle belli başlı bazı gurbetçi abileri görüyorum yollarda. Gümrükler bomboş. Bugün ayın 11'i arkadaşlar. 11. 11 Eylül. Yani Bulgar boştu. Hemen geçtim yani 5 dakika 6 dakika falan sürdü Bulgar. Sonra Sırbistan'a girdim. Sırbistan'da o da 5 dakika falan sürdü. Hiç beklemedim yani normal aldılar. Ama çok arıyorlar. Haklı olarak. Ya patatesleri patatesleri gördüm gene ya adam. Zaten soruyorlar alkol var mı? İşte sigara var mı? Uyuşturucu taşıyor musun falan. Alkolümüz yok sigaramız yok Allah'a şükür. Yani taşıyacak kadar, taşıyacak boyutta alkolik değiliz yani. Binde bir tane bira içiyoruz. O da olur yani keyif için. Ondan sonra sigara da zaten kullanmıyorum.
Ya bir şey yok yani arkadaşlar. Şimdi 130'luk yol diyor ama 130'u aşıyorsunuz tabii. Yani 160, 170, 200'e kadar çıkabiliyorsunuz bu yollarda. Tabii radara falan yakalanmadan dikkat edeceksin. İşte navigasyonda gösteriyor radarı. Şimdi Sırbistan'da ilk önce Kapıkule'de almıştım arkadaşlar bir benzin. Fulledim yani. Bulgar'da falan almak istemiyorum çünkü. Dönerken yani gelirken de almamıştım. Şimdi burada 1.29'dan mı ne aldım? 55 euro tuttu. Şu an arkadaşlar 960 kilometre daha. Yani buraya kadar yarım depo yaktım arkadaşlar. Arabanın şeylerinden işte anlayın yani. Ben anlamıyorum ya arabanın yakıt tüketimini falan. Yani Sırbistan'a kadar, Nice kadar arkadaşlar yarım depo yaktım. Yani 225 liraya geldim. 450 liraya fulledim. Şeyde 225 liraya geldim arkadaşlar. Onu da işte bölün 8.86'ya euroya. İşte o kadar euro. Şimdi burada da yaptım. 55 euro falan da burada tuttu. Şimdi 960 kilometre yolum var. Yani gidebilirim. Ama evime arkadaşlar 1500 kilometre var. Yani bir kere daha alırım. Ama şu anda bunu ikinci depo olarak saymıyorum. Çünkü yarım depoyu fullledim ben arkadaşlar. Yani tamamen bitirmedim. Uygun diye, güzel diye benzini onu aldım yani. Yani yarım depoyu yaptım, yarım depoyu fullledim. Yani şu anda 1,5 depoyla 1500 kilometre yol yapıyorum yani. Anla öyle düşünün. Şimdi bir daha alırım. Almanya'da alırım zaten onu da. Orada fullledim arkadaşlar. Olay biter. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Vallahi süper. Yollar süper. Biraz da yolları göstereyim size. Hadi bay bay. Arkadaşlar yollar kaymak. Şu öndeki abimi takip ediyorum. Amcayla anne var. Eş, karı koca gidiyorlar onlar. Çok iyi insanlar. Sağ olsunlar. Ben söyledim. Yani ilk defa dedim tek dönüyorum. Sizi takip etsem olur mu dedim. Tabii ki de dedi. Hani vignet alınıyor. İşte bir şey oluyor. Dinlenme tesisleriydi. İşte Wi-Fi diye. Bütün her yeri, gidecekleri yerleri onlar yıllardır bu yolu yaptıkları için arkadaşlar. Onlar biliyor, tecrübeli. Ben de şöyle şey aldım kendime. Bir tane de buraya cips aldım. Böyle takılıyorum yani arkadaşlar. Onlar da önde gidiyor. Ben onları takip ediyorum. Onları geçmiyorum. Mesafeyi koruyorum. İstanbul'dan beri arkadaşlar birlikte gidiyoruz. Sağ olsunlar. Allah bin kere razı olsun. Böyle iyi insanlar var. Bakın burası da arkadaşlar. Buraların böyle köyleri falan. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle tutayım. Yani güzel arkadaşlar. Yollar güzel. Görüyorsunuz işte böyle gidiyorsunuz yani. Bakın böyle. Dümdüz yol. Bakın kaç? 959 kilometre. Daha yolum varmış. Şey navigasyonunda da 1600 kilometre gösteriyor. Ondan sonra işte bunu da vereyim. Devam et diyelim. Bu da buradan gitsin. Bütün navigasyonlar açık arkadaşlar. Telefonları açmıyorum. Onlar duruyor. Bakın böyle. Böyle basıyorsunuz arkadaşlar yani. Güzel yani arkadaşlar. Şey değil. Bakın burada tabelaları takip ediyorsunuz. Belgrad yazıyor zaten. Onlar Beograd diye yazıyor. Biz Belgrad'da okuyoruz. Hadi bakalım yollara devam gençler. Kendinize popüler davranın. Kardeşiniz Berkay'a abone olmayı unutmayın. Sıla yolu 2020. Şu ana kadar arkadaşlar 8 euro Bulgaristan'da bir vignet parası verdik. Bir de şöyle bir şey var. Şuraya koydum. Bunu da bakın şurada şöyle. Şurada bir tane ticket çekiyorsunuz bu yola girerken. Aklınızda bulunsun yani. Sırbistan'a girdiğiniz zaman bu ticket'ı çekiyorsunuz. Otobanı kullanıyorsunuz. Çıkışta ödüyorsunuz arkadaşlar. Yani gişelere geliyorsunuz. Parasını veriyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Sonra bir daha. Şimdi Avusturya'ya girdiğimiz zaman da orada da mesela vignet alacağız. Avusturya'dan Almanya'ya geçeceğiz. Almanya'ya zaten vignet falan gerek yok arkadaşlar. Bakın buradaki yerleşim yerlerini de göstereyim size. Arkadaşlar düzenli ya.
Hadi bakalım devam ediyoruz. Bay bay. Neredeyiz? Sırbistan'dan çıkıyoruz arkadaşlar. Yani çıkıyoruz dediğim paralı otobanından artık çıkıyoruz. Neredeyiz? Belgrad'dayız arkadaşlar. Şimdi buradan çıkacağız. Diğer ülkeye geçeceğiz. Bakın bu da böyle. Şöyle bir ticket alıyorsunuz. İstanbul'daki gibi, Türkiye'deki gibi. Şimdi bunu oraya veriyoruz. Bir günlükmüş, 24 saatmiş bu. Geçerliymiş. Tık veriyoruz abi. Parasını ödüyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Burası da böyle arkadaşlar. Bakın bunlar da Alman plaka abilerimiz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ödedim. Şöyle göstereyim. 11 euro arkadaşlar. 11 euro. Yani 3 saattir yoldayım yani. Oradan girdim. Bulgar'dan mı artık nereden? Bir başından bir sonuna. Belgrad'dan çıktım. 11 euro arkadaşlar. Buyurun. Hadi bakalım. Yolumuz güzel. Hadi devam ediyoruz. Enerji içeceğimizi de aldık zaten. Belgrad'a hoş geldiniz gençler. Kandur ailesi enerji kanalına hoş geldiniz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hadi bay bay. Kardeşlerim merkeze selam. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şu anda arkadaşlar Zagreb'deyim. Zagreb'de ilerliyorum. İleride de bir tane duman var ama ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah kaza falan değildir. Başka bir yerden geliyordur. Yani şu an arkadaşlar Zagreb'de ilerliyorum ve saat şu an 1.30. 1.30 oldu saat. Güzel bir yolculuk. Devam ediyoruz arkadaşlar. Keyifli oluyor. Tabii ufak tefek yorgunluklar oluyor ama sonunda ailene kavuşuyorsun. Yani bunu da değerlendirmek gerekiyor. Size böyle bir şey yapayım dedim. Şimdi yolları da göstereyim size. Zagreb'in otobanlarını. Hadi bakalım. Devam ediyoruz ha. Arkadaşlar bakın. Şurada da fabrika yanıyor herhalde. Bir duman falan var ama henüz itfaiye yok oralarda. Bir söndürme şeyi yok. Şimdi böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Zagreb otobanındayız. Hadi bakalım. Allah herkese güzel yollar nasip etsin. Bu güzel yolları böyle geçmeyi nasip etsin arkadaşlar. Kendinize popüler davranın. Aa yok ya, fabrika yanmıyormuş. Oradaki anızları yakıyorlar arkadaşlar, tarladaki. Bakın bütün ürün şeyler, hasatlar kurumuş arkadaşlar ya. Vallahi sıcak yaptı, sıcak oldu demek ki. Fena. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet, son yakıtımız bu. 1400 kilometre kaldı arkadaşlar. Yaklaşık 10 saat, 12 saat, 11 saat gibi düşünüyorum. Hadi bakalım devam. Bay bay. Arkadaşlar herkese merhaba. Yani bir saattir Sırbistan'ın çıkışında uğraşıyorum. Şimdi Slovenya'ya giriyorum. Adamlar arabayı aradı arkadaşlar. Yani şeye çektiler. Bir tane böyle kapalı bir yer var. Oraya çektiler. Ve orada arabayı detaylı aradılar. Ben indirdim. Bütün her şeyi açtım. Tamam komşu dedi. Bir inanılmaz derecede güzel Türkçe konuşuyorlar. Harika yani, bayıldım. Adamlar şeyden şikayetçi. Bak zeytinyağı götürüyorum ben de arkadaşlar. Ama 5 kiloluk şeyde. Zeytinyağı var, domates yaptı, işte kışlık domates yaptı falan. Onları falan götürüyorum arkadaşlar. Adam resmen diyor ki, bak diyor, senin yaptığın normal diyor. Düzenli ve diyor normal, büyük paketlerde değil. Ama diyor diğerleri, bak diğer Almanya'da yaşayan Türkler diyor, koli getiriyor diyor. Sonra adamlarla bildiğiniz orada, yani gümrükçülerle, Sırp gümrükçülerle muhabbete daldık arkadaşlar. Yani arabayı birlikte falan dizdik, arkayı işte yerleştirdik. Adamlar çarşaf marşaf vardı, yorgan vardı, onları falan kapladı. Bildiğiniz arkadaşlar muhabbet sohbet. Adam sonra dedi ki, gel dedi, arka depoya götürdü beni arkadaşlar. Arka depoda şeyi gösteriyor. Bu el koydukları malları, peynirleri, karpuzları, patatesleri. Ondan sonra diyor ki, istersen diyor alabilirsin diyor. Hani şey yapmak istersen al götür diyor, istersen diyor. Bunlar diyor işte o fazla getirenlerden diyor. Dedim yok teşekkür ederim falan. Çok sağ ol dedim. Tamam diyor. İşte sonra
bu Slovenya'ya girerken pasaport şeyini verdim. Oradaki de gümrükçü de şey yaptı. Bir dedi bakayım dedi şeye dedi. Neydi o ya? Yani arka bagaja bakayım dedi. Orada da arkadaşlar tatlı var, baklava var. Onu gördü. Diyor ki Turkish Viagra diyor. Turkish Viagra bu diyor. Komşu diyor. Süper diyor. Aa burada tamam şey yok. Burada ticket alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Slovenya'ya giriyorum. Ya beni tuttular ya. Abileri kaçırdım ya. Hadi bay bay. Görüşürüz. Onları yakalamaya çalışacağım şimdi. Hadi bay bay. Vallahi arkadaşlar benim çok hoşuma gitti böyle yani. Gümrükçüler arıyor. İşte arabaya bakıyor. Yani. Hepsi de Türkçe biliyor. Adamlar resmen bizden illalla etmiş arkadaşlar. Yani hiçbir ne bileyim yani bir Hırvat'ı durduruyorlar. Sadece bizi durduruyorlar. Çok ilginç abi. Aşırı ilginç ya. Vallahi çektim çok keyifliyim. Biraz da dinlendim orada. Okey falan oynadım telefondan. Şimdi çıktım arkadaşlar. Slovenya'dayım. Yavaş yavaş kaçıyorum. Tayson'im. Gel. Neredesin? Tyson. Aferin benim oğluma. Tyson'im de burada arkadaşlar. Birlikte gidiyoruz biz. Vallahi yollar mükemmel. Herkes bunu yaşaması lazım. Yani böyle var ya düşüne düşüne dua ede ede arkadaşlar. Gidiyorsunuz. Harika bu duygu. Süper yani. Şimdi normalde şeyden Macar'dan giderdik diye düşündüm. Aa o mu lan yoksa? Ay anasını lan. O muydu lan yoksa? Abiyi gördüm sanki ya. Tüh. Nereden giriliyor buraya? Girilmiyor abi. Yapma ya. Burada mıydı ya? Tüh. Dur ben yavaş yavaş gideyim de onlar beni yakalar. Onlarsa eğer. Ya tuttular ya beni. Abiler de tabii gümrük. Onlar önden geçti. Abiyle abla. Sağ olsunlar. Allah bin kere razı olsun. Ben de istemedim zaten hani beklemelerini. İnşallah dedim beklemezler. Çünkü bayağı bir şey vardı. Sıra vardı şeyde. Böyle çeviriyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki şu şeye gir. Yani hangar gibi bir yer var. Oraya gir diyor. Ama hepsi Türkçe konuşuyor arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz keyifli bir şey. Anlaşıyorsun, sohbet ediyorsun. İşte şey yapıyorsun falan filan. Seviyorlar mı? Sevmiyorlar ama işlerini yapıyorlar. Adam açıkça diyor ya, ya biz diyor bir şey diyor demiyoruz komşu diyor. Hani az getirsinler diyor. Bu kadar bak seninkiler kadar diyor. Bende arkadaşlar küçük küçük kavanozlarda 15 tane domates var. Mesela peynir yasakmış, süt yasakmış. Adam karpuzlar var ya, karpuzları falan gösterdi. İnanılmaz bir şey ya. Vallahi billahi ya. Gurbetçi abiler gidiyor, herkes gidiyor. Şu an yollardalar arkadaşlar. Vallahi süper ya. İyi oluyor yani böyle, ben size söyleyeyim. Bayağı güzel yani. Şu an tam yani bilmiyorum, bakacağım ya. Belki kalırım bir otelde akşam. Şeyleri yakalamazsam eğer, yani onlar beni yakalamazsa, şimdi ufaktan yavaş gidiyorum. Normal stabil gidiyorum. Onlar yakalarsa onlarla birlikte artık bir şekil yapacağım. Eğer onlarsa tabi bilmiyorum ki şimdi basmasam yani ya önümdelerse bir de o var yani ya önde gidiyorlarsa ya işi nasıl güzel arkadaşlar vallahi biliyorum ben harika. Şimdi bu Slovenya'ya girdik. Slovenya'da da bak şöyle şey var. Şimdi kamerayı da şeye taktım. Gene aynısından veriyor size. Bakın şöyle Hırvatistan pardon. Hırvat şeyi bu. Yani Hırvat otobanına giriyorsun. Mesela sordum ben orada. İlk defa gidiyorum oğlum nereden bileyim. Dedim vignet almam gerekiyor mu? Dedim yok dedi. Burada vardı. Şey burada dedi ticket alıyorsun dedi. Buraya gelince de ticket aldın dedi. Ödedin dedi. Bundan sonraki şeyde dedi alacaksın dedi. Vignet dedi. Onu dedi zaten şeyden sorarsın gene dedi. Tamam dedim ben de. Ya bayağı bir gümrükten geçtim yani. Giderken o kadar çok hani boştu falan ya. Giderken o kadar çok yoktu. Kimse yoktu çünkü. Şimdi de kimse yok arkadaşlar. Yani bomboş gidiyorum yani. Baksana yollar falan bomboş. Tırcı abiler var. Onlar da yurt dışına mallarını falan taşıyor işte. Ya güzel, keyifli. Yani öyle çok şey değil. Ha mesela orada durdurmaları falan da iyi oldu. Dinlenmiş oldum biraz. Hani şey yaptım. Ben zaten direkt indirdim şeyleri. Bak, iki tane bavulum var. Bir küçük bavulum var. Bir büyük bavulum var. Bir de yorgan falan var işte, anladınız mı? Yani baldız almıştı, götüremedi onu hani çok kalın diye. Ben dedim getiririm geldiğim zaman. Onlar var, başka da bir şey yok.
Bakayım şeye aldık mı onu ya? Heh, aldık tamam. Korktum ya şeyi. Lito'nun oturağını bebek kindazit diyorlar ya arkadaşlar. Ondan sonra onu aldım. Tamam her şeyi aldım ya. Şimdi ne takılıyorum. Şimdi Zagreb yönündeyim arkadaşlar. Zagreb'e doğru gidiyorum. Şu an tam arkadaşlar 1200 kilometre var. Yani o da yaklaşık bastığımda falan böyle ya 10 saati falan bulur. Ama şöyle bir şey de yapabilirim. Şimdi soracağım hani Macar'da olsaydı kalacağım yer belliydi ama burada nasıl yaparım? Burada otel hani Tyson'ı kabul edecek mi? Şey olacak mı falan? Dur bir bakacağım artık. Allah büyük hallederiz. Ama inanılmaz yerlerden geçiyorsunuz arkadaşlar ya. Ya inanamazsınız ya. Yani keşke şöyle görebilseniz falan bu bahçeleri, şeyleri görebilseniz yani. Yeşilliklerin içinden ilerliyorsunuz. Ya güzel bir şey. Keyifli bir şey en azından. Yani çoluk çocuk gittiğinizde herkes yorulacağına tek sen yorul. 2-3 gün bir hafta zonklama geçir. Ama sonunda şey yap yani. Hani de ki oh Allah'a şükürler olsun geldim aileme. Çok güzel yani iyi bir tecrübe. Bunu yaşayabilirsiniz. Yani zor bir şey değil arkadaşlar. Çıkıyorsunuz gidiyorsunuz. Vallahi hiç şey değil yani. Şu arkaya da bakıyorum da o basarsa falan şey olsun diye. Yani durumlar böyle. Sıla yolu 2020 dönüş devam ediyor. Ve çok güzel devam ediyor. Bu arada ben evden arkadaşlar İstanbul'dan 1-1.5'ta falan çıktım. Edirne'ye gittim. Kapıkule'ye gittim. Kapıkule'de test yaptırdım hemen. Test kağıdını verdiler bana çıkabilirsin diye. Kimse sormadı işin açıkçası. Yani sen test yaptırdın. Burada o kadar mesela ülke geçtim şu ana kadar. Sınır geçtim. Kimse sormadı yani. Sadece Türkiye'den çıkarken test yapıyorlar. Hemen eline veriyorlar. Ondan sonra işte orada gene boştu. Bulgar da boştu. Türkiye çıkışı da boştu. Yani bütün gümrükler boş. Yani tam zamanında çıkmışım diyebilirim. Yani öyle hiç doluluk falan yok. Geçen haftaya nazaran hele hiç yok. Gruplar var. Sıla yolu grupları var arkadaşlar. Onları falan takip ediyorum. Ama şey değil yani öyle boş yani bütün her yer boş. Şey değil. Abi çok güzel, keyifli kuruyorsun şeyini. Ya da ayağını basıyorsun abi gaza. İlerliyorsun yani anladın mı? Geze geze şey böyle otobanda. Aa kimse yok. Her yerde güvenlik şeyleri var zaten. Durabileceğiniz, böyle telefon açabileceğiniz şeyler var. Dinlenme yerleri bol bol var. Yani öyle hani gidiyorsun hurra şey değil. Yani gece bile kullanırsın da bakacağım. Gücüm olursa gece kullanırım. Çünkü gece varabilirim yani. 2'de falan, 3'te varabilirim. 2'de falan varabilirim eve. Ama bakacağım yani duruma. Kalabilirsem kalacağım. Dinlenirim abi. Sabah çıkarım. Erkenden sabah varırım eve. Güzel uyurum yani. Öyle de düşünüyorum. Bakacağım Allah ne yazdıysa onu yaşayacağız. Ama çok tır var ya. İnanılmaz tır var arkadaşlar. Yani Türk tırları inanılmaz yani. Bütün tırlar Türk zaten. Hiç yabancı yok. Bir de şey markası var ya. Lider taşımacılık. Onu gördüğüm zaman böyle bir gururlanıyorum ya. Lider taşımacılık. Öyle arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi devam. Müzik falan dinlerim ben şimdi. Siz de takılın. Videonun devamını izlersiniz. Kendinize şimdilik iyi bakın. Devamını çekerim zaten. Güneş bayağı var. Yüzüme yansıma yapıyor. Kendinize popüler davranın. Hadi bay bay. Gençler herkese merhaba kardeşiniz. Berkay konuşuyor tekrardan. Şimdi neredeyim? Slovenya'dayım arkadaşlar. Bir otel buldum. Gerçi Nesli buldu. Kıyamadı kocasına gene. Ben normalde basıp gitmeyi planlıyordum. Dayanırım diyordum ama biraz yoruldum arkadaşlar. Çünkü saat şu anda 7'yi 10 geçiyor ve ben dün gece 1'den beri araba kullanıyorum. Yani siz düşünün kaç saat oldu? 15 saattir araba kullanıyorum herhalde. Şimdi neyse bir tane şey buldu arkadaşlar. Otel buldu. Otele gidiyorum. Size orayı da göstereceğim zaten. Otele gidince Tyson'la birlikte gireceğiz. Güzel bir uyku çekeyim. Güzel bir duş alayım.
böyle bir sene serpi şöyle bir yatayım, başım ağrıdı artık. Yani arabanın sesinden, motorun sesinden, böyle yol sesinden, sadece yola bakmaktan böyle başıma ağrılar girmeye başlayacak. Ben onu hissediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Sevdiklerimize kavuşmak için biliyorsunuz yani. Bu arada o kadar güzel yerlerden geçiyorum ki arkadaşlar. Slovenya'da. Ya çok güzel ya. Hatta vignet almayı unutmuşum. Bir şeye girdim. Benzinciye girdim. Adama sordum. Dedim almam gerekiyor mu falan böyle. El kol hareketleriyle. Dedi ki alacaksın. Tamam dedim. Cezası var dedi falan. Anlıyorsun zaten ne dediğini. Hava şu anda 22 dereceymiş. Onu da gördüm. Evet arkadaşlar gidiyorum. Yol şey önü göstereceğim ama camlara sinek ölüleri yapıştı. Yani intihar ediyorlar biliyorsunuz. Akşam oldu yavaş yavaş. Gideceğim otelime. Güzel dinleneceğim abi. Daha da çıkmayacağım yani. Yeter. Anladın mı? Yeter yani. Yarın sabah devam edeceğim. Zaten çok yani bir 10 saatlik falan şey kalıyor. O da Avusturya. Avusturya'da hatta şu anda Avusturya'ya gireceğim zaten. Avusturya'ya gireceğim. Ondan sonra da otele yerleşeceğim. Yarın da Avusturya'yı geçeceğim. Kolay, kısa. Zaten Avusturya o kadar güzel bir yer ki arkadaşlar. Yani görmenizde fayda var diyorum yani. Şu an arkaları falan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu tepe, insanların yaşadıkları yerlere bakın. Yeşillikler içinde felaket yani. Bir 50 kilometre kaldı benim otele. Allah izin verirse bir gideyim yerleşeyim. Güzel keyfimi çıkartayım. Orada da video çekeceğim size. Sonra vuracağım kafayı yatacağım. Dayanamıyorum çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz otelde. Hadi bay bay. Abi şuralara bakın ya. Dur bak şöyle çevirebilirsem size şöyle çevireyim bakın abi. İnşallah görüyorsunuzdur yani. Camın hali görüyor musunuz bilmiyorum. Felaket. Hadi bakalım. Tünele gireceğiz arkadaşlar. Strabag tüneli. Adamların isimleri de değişik oluyor. Hadi bay bay görüşürüz. Devam.